Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum. Aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı. Kerimoğlu Zeybe'yi. Efelere selam olsun. Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele. Eski bir yerdeyiz. En az 2000 yıllık. Bugün yaptığı kopuzlar ve oğur sazları dünyanın dört bir yanında çalınan, aynı zamanda çok eski sazlara hayat veren ve yine aynı zamanda ülkedeki en yetkin cümbüş yenileyicisi Engin Topuz Kanamış'la birlikte çalacağız. Burada bir zamanlar hayat varken nasılmış onu hayal ederek çalacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Sefalar getirdiniz. Merhaba. Keçi derisiyle gelmişsiniz galiba. Benimki derili, doğal deri. O şimdi çok fena şey yapacak, ne derler ona? Figan eyleyecek. Karahisar kalesi yıkılır geldi. Karahisar kalesi yıkılır gelir, kâkülü boyuna dökülür gelir, dökülür gelir. Kâkülü boyuna dökülür gelir, dökülür gelir.
Mevla'dan. İsmim idi Kadir Mevla'dan, Kadir Mevla'dan. Evlini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım. Bende de o kadar rahat olmuyor. O eline ağzına sağlık ya. Eyvallah. Şöyle bir güzellik var tabii. Kendi yaptığın çalgıyı çalıyorsun. Kendi ellerinle hayat vermiş olduğun bir şeyi çalıyorsun. Onun keyfi biraz daha farklı olsa gerek. Şey oluyor. Heyecanlı oluyor aslında. Saz ilk bittiğinde onun sesini merak ediyorsun. Sonra çalınca biraz uzaklaşıyorsun ama böyle rahat kullanıyorsun sazı falan. Bir yerinde sürekli bir oynama hali oluyor falan. Yani güzel bir şey. Biraz bizim oğlandır. Ama bu şu ana kadar gördüğümüz kopuz şeylerin modellerinden de şekillerinden de biraz farklı. Deliklerinin olduğu yer, şu arka kısmı falan. Biraz aynalı bir arkadaş bu. Mesela deliklerin burada olmasının farkı bu ne? Bu saz yarattığı epeyce fark. Bir deneme var bu sazda. Bir kere gövde yapısı daha dar. Şurada bir farklı. Bu estetik bir şey tabii. Hı-hı. Bazen şey var. Burada birkaç küçük delik açıldığı oluyor. Hı-hı. Üç delik. Bir yandan bazı küçük onları delikler çok ama... eski sazlarda da görüyoruz. Evet. Muhtemelen hani şu tellerin böyle doğuşkan noktalarına denk gelen yerlere... Orası biraz daha içeriye doğru çeksin diye böyle delikler, minicik delikler açmışlar böyle şey yaparak, dağlayarak delerek ama bu büyük delikler... Bunlar yeni. Bu işte bu form herhalde değişik bir şey olacak. Çok da memnunum bu sonuçta yani bundan sonra böyle bir tip delikler yapacağım. Vallahi o memnuniyetin meyvesini belki günün birinde ben de toplayabilirim, dur bakalım. Tabii ki. Engin Topuz Kanamış, hukuk felsefesi alanında bir akademisyen. Fakat uluslararası alanda bilinirliği akademisyen kimliğinden değil, kopuz ve oğur sazı yapımındaki ustalığı sebebiyle dünya çapında müzisyenlerce tercih edilmesinden kaynaklanıyor. Çalgı yapımcının bir diğer özelliği de ülkenin hatta dünyanın farklı köşelerinden kendisine gelen cümbüşleri ağaç klavye ve eşiklerle yenileyip çok daha rahat bir çalıma ve lezzetli bir tınıya kavuşturması.
Ey yorulamam bu kadar. Bu tek telle ve şu anda elindeki mızrap da kaplumbağa kabuğundan değil mi? Bağ bir mızrap, evet. Özel bir hediye. Eyvallah. Özel bir hocamızdan özel bir hediye. Evet. Tek telli olduğu zaman böyle biraz daha tambur tadında, daha böyle dingin, evet, sakin, hatta böyle vakur o şeyde havada geldiği zaman, bu da biraz daha çift telli olduğundan daha açıkçası da biraz daha böyle civelek geliyor. İkisi, evet, beraber yine kaynaştığı zaman çok güzel, çok güzel dans ediyorlar. Evet. Tabii keçi derisi olduğu için biraz akort kaçırmayla alakalı sıkıntılar oluyor ama. O, evet, çift telde mümkün değil zaten bunu kullanmak. Evet, böyle tek tel olunca ama ben biraz tamburumsu tınıyı seviyorum. Böyle kalın mızrapla falan hoşuma gidiyor böyle çalmak. Peki
Hangi izansız bulaştırdı seni? Kim bunun sorumlusu arkadaş ya? Zahat Ali karşımda oturuyorlar şu anda. 3 yıl olmuştur herhalde İzmir'e geldikten sonra. Aynen. İçimde bir cümbüş hevesi vardı ama bu işe girmemiştim. Bir taraftan seninle tanışmam çok büyük vesile oldu. Hı-hı. Bir taraftan da bu cümbüş aslında bana bir hediye geldi. Hı-hı. Fransa'dan bir arkadaşım kötü haldeydi sapı filan. Abi bunu kullan istiyor, istediğini yap filan demişti. Hı-hı. Senin de gelmen denk düştü. Sonra ben bununla biraz oynadım tabii. İşte boyadım, sapını abonozu yaptım. Şey sapını değiştirdim filan bir sürü şey. Şu şeyler. Anda da bu hale getirip cümbüşü daha rahat çalınır şekle sokan muhtemelen tek insansın da diyebilirim. Herhalde yüzü geçmiştir şu ana kadar toparladığın ve hayata döndürdüğün, daha tınısını iyi hale getirdiğin cümbüşlerin sayısı. Muhtemeldir, evet. Yani o biraz nasıl oldu bilmiyorum. Kendiliğinden gelişen bir şey oldu. Hani cümbüş yapacağım diye bir şeyim yoktu ama hani yenileceğim diye. Fakat işte senin cümbüşlerle birlikte cümbüşünü daha rahat kullanmak isteyen, farklı sesler çıkarmak isteyen ya da ne bileyim farklı müzik yapmak isteyen insanlar getirmeye başladılar. Hı-hı. Bu abonoz ama standart abonoz değil de bir Afrika ülkelerinden gelen bir abonoz evet, galiba. Bu Gabon abonozu. Abonozların hepsi simsiyah değil. Yani genellikle siyah bilinir ama Hı-hı. içinde renkleri olan türleri var. Mesela makasar abonozu var. Hı-hı. Kahverengili renkleri vardı. Bu Gabon abonozu Afrika. Bunda da böyle desenler var. Hani ben böyle düz siyah yerine biraz renkli olmasını hoşuma gitmişti. Kırçılı iyidir yani. Evet, güzel. Zeybek'te o son vuruşları yerine koymayınca insan böyle kendini rahatsız hissediyor. Doğru. Fethiyeli Ramazan Güngör'e de selam olsun koca oğlan Zeybe'yi. Bizim kulağımız ilk ondan duydu. Çok kalından bir cümbüş ve çok inceden bir üç telliyle de çok güzel kaynaşmış oldu. Parmak şöyle Ramazan amcanın curası. Aynen. Onun kullandığı teknik zaten. O mesela şeye gövdeye vurmaya... Ne tıskalama tıska diyorlardı değil mi? Evet, tıska şey vurmak. İşte fiskenin biraz daha tipik, modifiye olmuş tipik. Hali gibi. O bölgenin tipik vuruşları. En tabii zirvesi de Ramazan Güngör gerçekten öyle. Aynen. Gelmiş geçmiş en önemli isimlerden birisi. Şelpe ve işte parmakla üç telli curayı icra etmek konusunda. Ruhu şad olsun. Vallahi seninle çalmak her zaman ayrı bir mutluluk, keyif. Çünkü... İnsan kendini bir şeyde zannediyor. Böyle ilim irfan yuvasında güvenli ellerde çalıyormuş gibi zannediyor. Çünkü hani ağacın dilinden bu kadar iyi anladığın için
yani nereden hangi sesin nasıl sağlıklı çıkabileceğini, o sırada enstrümanın başına bir şey geldiği zaman onun neden kaynaklanabileceğini de çok iyi bilen bir ehil olduğun için ben böyle seninle çalarken şey bir doktorla çalıyormuşum gibi böyle şey. Estağfurullah. Öyle bir şey hissediyorum, huzur hissediyorum. Müzisyenliğin enerjisi başka zaten. Estağfurullah. O apayrı. Ben biliyorsun kendimi hiçbir zaman bir müzisyen olarak görmüyorum. Heves ediyorum, seviyorum. Olsun. Ben seninle çaldığım zaman da her zaman bir şeyler öğrendim. Yani bu övgü şey lafı değil gerçekten. 3 yıldır tanışıyoruz. Vallahi ne her seferinde bana. Bir sürü şey öğrendim. Ne mutlu bana. Sağ ol, ne teşekkür ederim. Hep her beraber karşılıklı teşekkürlerimizi de Ege Denizi'ne şöyle evet. Karşılıklı yuvarlamış olduk. Bugün Engin Topuzkanamış'la birlikteydik. Kendisiyle Anadolu müziğinin hem eski hem de yeni çalgılarını seslendirdik. Bir enstrüman yapımcısıyla, hem müzisyen hem enstrüman yapımcısı olan birisiyle çaldığı zaman insan kendini tatlı bir güvende hissediyor. O yüzden bugünkü performansımızda hem huzur hem de güven vardı diyebilirim.